Efendim, ben MNX Shadow ve Finding Paradise'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerindedir. Kaldığımız yerden bu tatlı hikaye maceraya devam edeceğiz efendim. Dayımızın saçma sapan isteğini yerine getirmek için elimizden geleni yapacağız. Bence son anaya geri dönüp Colin'e buradan ne istediğini soralım. Ne dersin? O durumda güvenilir cevaplar bekleyemeyiz ama elimde sonunda denememiz gerekebilir. Gerçi dönmek istediğimizi çoktan işten geçmiş olabilir. Neyse şimdilik devam edelim. Ana. Bu adamın zevki güzel. Geri dönmemiz gerekiyor. Ah, bir şey daha var. Lütfen aileme söylemeyin. Onlarla olmaktan memnun olmadığımı düşünmelerini istemiyorum. Ha, bir de değiştirdiğimiz şeyi ailesine söyleyemeyeceğiz. Şu ne? Biliyor musun? Doğrusu gerçekten etkilendim. Ne için? Yani zamanında bariyerleri ateş ederken çocukça şeyler söylüyordum. Ama son zamanlarda hiç Hadouken'di ya. Kamehameha gibi benzeri hareketler hiç duymadım. Oldukça hoş ve profesyonelce oldu. Oo. Şimdi sıçtın. Ha, söylemedi lan. Hazırla. Pekala. Bu ne ki? Şapka. Şapkası. Şapkasını bulduk. Şapkasını en son başka yerde kullandığı anısı. Neredeyiz? Hala yaşlılık bölgesindeyiz. Asher, artık gitsem iyi olacak. Ama unutmadan. İşte al bu şapkayı baba. Baş ağrısı çekerken rüzgara karşı daha dikkatli olmalısın. Bunu ona yıllardır söylüyorum, hiç dinlemiyor. Pekala pekala, eğer bu çok gönlü dırdırınızı kesecekse onu giyeceğim. Hey, Pam ile arkadaş olan ilişkiniz sonlanalı uzun zaman oldu. Dinle. Geçen gün eski bir meslektaşımla konuşuyordum. Jenna'nın da bir kızı var. Anlayacağın o bekar ve... Bak teşekkürler ama bence şu anda kariyerime odaklanmam lazım. Pekala, siz gençler ödedikleri beslemeye mi geri mi gidecek, döneceksiniz? Eğer bizi daha sık ziyaret etseydin böyle şeyler yapmak zorunda kalmazdık aptal velet. Ama bu şapka %100 pabuk. Şey pekala, parçayı iyi kurtardın. Dikkatli sor tatlım. Biz burada kalıp ördeklerin lideri olmaya devam edeceğiz. Yılın bu zamanlarında dışarıda çok kalma. Bu çocuğun bize bir torun vermesi lazım. Cennin neyi kötü ki? Muhtemelen hiçbir şey ama bilirsin. Sen gençken ailen sana da birilerini kakalamaya çalışmadı mı? Tabii ki çalıştılar. Garip ve emri vakiydi. Benim de içindeki tüm aşk hevesini söndürmüştü diyebilirim. Ne yapıyorsun? Kaynaşmalar için ona Cennin bilgilerini yolluyorum.
Sakın yapma. Araba kullanıyor. O eve ulaştıktan sonra yap. İyi düşündün. Fotoğraf da göndermeyi unutma. Güzel anları, ışın yanında güzel yansıdı. Yorumsuz. Pişman not, pişmanlık torun yok. Torunu var ekleyelim bir olmazsa. Torunu varmış gibi. Ördek suratı olmayan fotoğrafları yolla. Aynen. Motor hala duruyor yalnız ha bizimkinin. Şş, bak bakayım bak motor. Ciddi misin? Her ördek için bir tane mi? Şikayetçi olduğumu söyleyemem. Keşke bir sürü olsaydı. Ördekleri bayağı seviyor olmalı. Hepsinin birer birer anısı olduğuna göre. Bunny ve şey eşi. Torunum bu yıl 5 yaşına girecek. İnanabiliyor musun? Çok hızlı büyüyor. Onun için ördek örmeyi düşünüyorum. Zaman akıp gidiyor ha. Dalga geçmiyorum. Diğer kalçama kırana kadar ne kadar yaşlandığımı fark bile etmemiştim bile. Benden sana tavsiye. Kalçana dikkat et. Evet, bu konuda hep şanslı olmuşumdur. Cidden şu an dışarıda bile olmamalıyım. Ah, şu an neden dışarıdasın? Aynı bir çanta dolusu kemiğin tıkanması gibi sana diyorum. Çın 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 işte böyle bir ses. Hala nasıl ayakta kalabiliyorsun? Ah kalçam. Gel lan içeri. Sadece dışarıda mı kalmamız gerekiyor? What the fuck? Şu diğer tarafa gidebiliyor muyuz peki? Burası kilitli. Diğer anı nerede peki? Sanki orada çanta dolusu fasulye varmış gibi sana diyorum. Eve gideceğim. Şurada, şurada şey var. Bizim hanımefendi var ha. Bu ne? Onların kartviziti. Ben başka bir tane çıkarttım. Sigmund şirketi. Fikri de değiştirdi. Hala aynı şekilde hissediyorum. Ama bazı günler uyanıyorum ve seni balkonda görüyorum. Böylece uzağa bakıyorsun. Hiç bahsetmiyorsun ama biliyorum ki hala senin canını acıtan bir şeyler var. Söyle bana mutlu musun? Elbette mutluyum. Sen beş yanındasınız. Neden böyle bir hizmet almak istiyorsun? Mutluyum diye pişmanlıklarım olmadığı anlamına gelmez. İkimizle alakalı olmadığından emin olabilirsin. Ara onları. Ancak prosedürün tamamlandığı ve bu yeni hayatın yaşandığı zaman sadece buradan bir şeye tutun. Sandığın gibi değil Fia. Seni unutmayacağım. Dayı sıradan bir hayat yaşadığı için böyle bir mutsuzluğu var dayının böyle ya ben çok sıradan yaşadım ya hiç riske girmedim böyle manak manak yaşadım. Hiç hayatımda egzantriklik olmadı ama mutluyum ama hani bir uzaya da çıkaydık falan diye düşünüyor herhalde yani benim tahminim o. Adam mutlu yaşadığından ama pekala bu anıyı aldık ama sanırsam kart vizit sanırsam şey olacaktır aynen. Hazırla. Şunu bir kaydıralım. Şunları birer kaydıralım.
Alçak attık lan. Şu kamerayı biraz düzelteyim de. Eğilirken sıkıntı oluyor. Şu an dirseklerime yaşadım da o yüzden. Anıyı kullan. Yeni bir anı, yeni bir macera. Bu da ne? Onu ilk seferde de görmüştük. Assassin yapmıştı ya. Biri bizim başarısız olmamızı istiyor olabilir bizim. Neden bu kadar geç geldin? Ben arkada garip birini gördüğümü sandım. Ha? Bunu onun yüzüne söyleyip hislenemeyecekti. Hayır, tuhaf bir şekilde birisi bizi ormandan izliyordu. Ormandan mı istiyordu? Evet, baktığımda sanki neredeyse bir şey gibi gözüktü. Boş ver, bu aptalca. Şimdi dürüst ol, son zamanlarda çok fazla mı alacakaranlık okuyorsun? Zaten boş ver dedim. Statik biriydi sonuçta, yani önemli biri falan değildi. Pekala, sen olmayan şeylere bakıp dururken bir yaptığımda oldukça seveceksin. Anlayı çıkardım. Bekle, ne? Sadece birkaç saniye arkandaydım. Hah, iyi derimiydi. Uyuştuk. Her neyse, burada olup biten şey şu. Mutfakta son arada şüphelendiğimiz şey hakkında kavga ediyorlar. Bam. Daha sonra barışıyorlar ve birlikte müzik çalmaya başlıyorlar. Lay lay av falan. O sonra Colin suratını asıp balkona gidiyor. Kapanış. Dostum, spoilerlar. İş üstünde çalışırken o kadar da kötü bir şey sayılmaz. Ama yine de bunu telafi etmek için sana bir anı bağlantısı vereyim. Her şeyi kendin görmeyi bu kadar çok istiyorsan o zaman benim açtığım anılara dokunma. Kalp bizi de attı. Gitmiyorum ya. İlla müzik olması gerekiyordu can. Öncekinde de müzik vardı. Görüntü ve sesler senkronize olmuyor. Bir kavga seansını görelim o zaman. Balkonda vardı. Dur bir dakika, balkona gidelim önce. Orası daha yakın ya. Aa, bu çok tanıdık duruyor. Evet, defterle alakamız vardı, tamam. Buna daha sonra gideceğiz. Yeşil ve kırmızıyı da bulmamız lazım. Reklam. Hepimizin pişmanlıkları var. Bu doğru, bir doğruyu yanlış yapmak ya da çoktan bitmiş bir hayal. Belki de bir zamanlar sizin için değerli olan bilgileri. Eğer tüm bunları en baştan tekrar yapabilme şansınız olsaydı kim olmak isterdin, nereye giderdin? Symbol şirketinde sizlere bunları düzeltmeniz için ikinci bir şans veriyoruz. Bizim yardımımız da hiçbir şey için çok geç değildir. Daha iyi bir slogan bulduklarına sevindim. Hiçbir şey için çok geç değildir. Bu da kavga. Anlayamıyorum. Neden böyle bir şey düşünesin ki? Neden yaşadığımız onca şeyi sahte bir şey için kenara atıyorsun? Hiçbir şeyi bir kenara atmıyorum.
Demek istediğim, seni de pişmanlıkların yok mu? Evet, ama en azından benim yaşadıklarıma saygım var. Bizim yaşadıklarımıza. Söyle bana, ne değiştirmek istiyorsun? Ben isterdim ki daha iyi olabilecek küçük küçük çok fazla şey var. Daha iyi. Eğer sizin bunu ararsan ne isteyeceksin? Fia, ben ne diyeceğimi bilemiyorum. O zaman yapabileceğin en iyi şey güzel bir bahane uydurmak değil mi? Yani Fia'da yedi bahane. Abi küçük. Hasta ölüyor olabilir şu an. Aa. Oha. Çok erken geldik. Bekle, bu mümkün mü? En başa döndük. Şey, yani ilk çocukluğuna döndük. Çocukluk. Biz adamın tüm hayatını es mi geçtik? Bu nasıl yaşandı bilmiyorum. Ancak zaten buraya kadar geldik. Son anından onun sinyalini transfer etmeye çalış. Anlaşıldı. Yok, köprü kurulmadı. Hayır, işe yaramıyor. Tüm yolu atlamış olabiliriz ama yolun ortası hala net değil. Pekala, şimdi ne olacak? Burada sıkıştık mı? Eh, beni aşar. Ne de olsa buradayız. Etrafa bakalım derim. Normalde olması gerekenler bir şeyler ters gidiyor. Bizi buraya da fırlatan o kitap değil mi? Büyüleyici, bir o kadar da sinir edici. Bu kitap yağmurdan ıslanmıyor. Ha, sanırım bu kitap sistemde farklı şekilde sorunlar yaratıyor. Bu kim? Ha, aynı. Yerlemek için 5 gerek. Buraya tekrardan gireceğiz. Peki bu anılar niye bu kadar net? Sabret evlat. Her zaman olduğu gibi yiyecekler buzdolabında. Eve gözlük tak ol, tamam mı? Olacağım. Üzgünüm ama tekrar gitmemiz gerekiyor Colin. Ama en azından gitmeden önce seni görebildik. Anladım. Bizi ayakta tutmak için çok çalışmalısınız. Doğru. Bu zor bir zaman ama atlatacağız. Bir gün her şey daha iyi olacak. Bunun olmasını sağlayacağız. Daha çok yemelisin ufaklık. Bu ekmekler biraz daha çabucak bitiyor da işte büyüğün bir çağına girdiğini düşünüyorum. Kendine iyi bak evlat. Babaları, ailesi çok fazla zaman geçirmemiş şeyde.
Ama oyuncak bir korgi mi? Hayır Eva. Bu bir Rudok. Hadi Rudok, sen zıplayabilirsin. Şimdi kırmızı burunlu korgiye geri dönelim. Hey bak televizyondasın. Bir şeyler söyle. Gösteri hiçbir şekilde hatırladığım gibi gitmiyor. Televizyonu almışlar bu şey oyuncu. Problem is başka bir anı ha. Geberdi. Öldü mü? Öldüyse yaşlılık zamanından burada da nasıl gelebildik? Belki onun ikizidir. Bir öncekinde. Spoiler. Şey aslında sanırım aradan bayağı bir zaman geçti. Uzun bir süre. Ama yine de hoş değil. Spoiler ama ya. Vallahi. Yeşil kitaptan sayfaları yırtıp uçak yapmış çocuk. Gelecekten baktığınız zaman da sayfalara yeniden böyle yapıştırmış kağıtlar vardı. Ya adam pilot olmak istemiyor muydu acaba? Bu da ne? Bu zaten en uzak anı değil mi? Evet. Ha? Bekle, az önce bir şey fark ettim. Ha? Birkaç an öncesinde Sigmund kayıt evinde. Ah işte başlıyoruz. Patron bu işi en iyi adamlarına göndereceğini söylemişti. Olayın üstünden çok zaman geçti Neil. Vakti o aslında bizden bahsetmedi değil mi? Çünkü Colin aslında... Roxine ve ucube robot atanmıştı. Evet. Unut gitsin dostum. Bu tamamen bir şerefsizlik. İnanmadı daha. Jeton yere düştü. Tamam sakin ol. Hayır ben kızgın. Aa. Sayyan oldu. Kamehame beni durdurma. Hadouken. Ama aynı anda iki farklı IP tarafının davet edilmeyi gerçekten de başardın. Evet arkadaşlar, iki taraflı hem Naruto'dan hem de şeyden telif yiyeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Uysallaştığımı düşünmene izin veremezdim. Bu da biraz senin hatan sayılır. Hayır, Neil benim hatam sayılmaz. Hadi gidelim. Uçak... Önemli bizim için burada. Uçağı hemen şöyle... Aa blokluyor. O zaman şöyle yaparız. Şunu bir kaydırırım. Daha sonra bunu 2 ittiririm. Yani. Ana parçamız katlon uçaklar. Pekala bakalım bu nereye gidiyor. Doğru yere geldik yani tekrardan. Ve yaşlı haline geri döndük. Vay.
Tanta merkez kaktüs 135 seyir halindeki uçuş seviyesi 360. Kaktüs 1.35 Atlanta merkez anlaşıldı. Ali 6 metre ayarı 30.17 iyi uçuşlar. 6 metre 30.15 teşekkürler. Kaktüs 135. Pekala. Bizim için de sen güzel bir rüzgar var. Yardımcı pilot. Efendim şu an seyir halindeyken belirtmek isterim ki son uçuşumuzda yardımcı pilotunuz olmak benim için bir onurdur. Son uçuşu. Bu benim ilk yardımcı pilotluğum olabilir ama sizi hayal kırıklığına uğratmayacağım. Her şey yolunda. Oldukça şiirsel gerçekten. Asanın el feneri, el değiştirmesi falan. Ama bilmelisin ki yardımcı pilotum olarak senden duymak istediğim sadece iki şey var. İki şey efendim? Evet. Bunlar evet kaptan ve iniş takımları açıldı. Komiksiniz efendim. Az önce ne dedim? Evet kaptan. Aha, tabii ki de dalga geçiyorum. Sadece bana yardımcı pilot olarak yaptığım ilk uçuşu hatırlattın hepsi bu. Adamım ben, kaptanım. Deminin tekiydi. Benim kaptanım deminin tekiydi. Evet kaptan. Biliyorsun az önce sadece dalga geçiyordum, tamam mı? Evet kaptan. Tamam. Hey, karım ve oğlum girip, oğlumun girip biraz oturmasına izin vereceğim eğer sakıncası yoksa. Sonuçta bu benim son uçuşum. Bu manzarayı bir daha göremeyecekler. Evet, kaptan. Erin, ailemi buraya getirebilir misin? Teşekkür ederim. Şu bir. Sevgili yolcularımız. Ailem bizim deli anıları getiriyor. 5 anı nasıl çıkacak buradan peki? Neyse, hayırlısı bakalım. Siz ikiniz son bir tören ne dersiniz? Yönetim onay verdi mi? Çoktan onaylandı. Özel durum vesaire. Onu duydun anne. Yürü yürü yürü. Manzaraları özleyecek misin? Uçaklardan mı? Tabii ki. Gökyüzünden vazgeçemiyorum anlamında değil tabii ki. Oh, küçük uçakları kiralamaya gitmeyeceksin. Onlarla uçarken sana güvenmiyorum. Bahsetmişken kariyerinin son uçuşu için daha büyük bir uçak vermelerini dilerdim. Tıpkı canavar çift kanatlardan biri gibi. Ha, benim için özel olan bu uçağı kendim istedim. Hava yolunda ilk uçuşumu bununla yapmıştım. O zamanlar farklıydı. Bir sürü yer fıstığı olan zamanlardı. Onları çok üzülüyorum. Baba biliyor musun? Uçtuğun bunca zamandır bana neden pilot olmayı seçtiğini hiç söylemedin. Söylemedim ha. İşte anne söylemem ama aslında amacım bir kızı etkilemekti. Evet, işe yaradı mı? Tabii sanırım. Ha, lütfen. Babanın davranış biçiminden tanıştığımızda benden önce biriyle çıkmadığından emindim. Toplar oturdu baba. Efi ya oğlumuzun önüne yanlış söylentiler yayma. Sana şunu söyleyebilirim ki eskiden biraz çapkındım. Kaptan sadece bir hatırlatma. Kara kutu için kayıtlı olacağız. O hatırlattığın için sağ ol. Kayıtlar kaslarımın ne kadar ihtişamlı olduğunu da kaydetsin. Hayır, gerçekten değiller. Oh ama öyleler. O demiri çektiğimde pratik olarak tüm uçağı yerinden kaldırdım. Bu doğru değil mi Peyton? Evet kaptan. Evet mi? Pekala izin verirsiniz size bir keresinde bir kavanoz turşuyla alakalı bir hikaye anlatacağım. Tamam, iniş için yeterli steril ve kokpite ihtiyacımız var. Hadi ikiniz koltuklarınıza geri dönün. Kış kış diye kovalıyor. Efendim önünüzdeki birkaç saat içerisinde iniş yapmayacağız. Biliyorum. Peyton. Hadi em geliyor musun yoksa gelmiyor musun? Hayır bu manzarayı seviyorum.
Akrofobik olduğunu sanıyordum. Sadece bir uçağın içinde olmadığım zamanlarda. Onu topluma işini halletmeye ne dersin? Sana kısa süre sonra katılırım. Ciddi misin? Döngüdeyiz. Evet ama koltuğun açısından manzara kesinlikle efsane. Aslında sen ya da ufuk çizgisinin birleştiği görünmüyor. Herhangi bir için ne kadar yazın. Neyse. Yine baştan başlıyor. Bu güzel uçuş için teşekkür ederim efendim. Önemli değil. Umarım iyi bir gün geçirsin. Merhabalar ufaklık. Umarım eğlenmiş. İniş berbattı. Evet üzgünüm. Biraz sert bir iniş oldu. En inişlerinden değildi. Rüzgar. Pişmanlık kötü iniş. Hala astık çalıyor ya. Oh, başka bir çelist daha. Bir şey senin için getireyim. Teşekkürler efendim. Yahoo, cello da iyi misin? Pek sayılmaz. Ailemizin gerçek müzisyeni işimdir. Bu arada güzel bir enstrüman. Çocukken çalmayı severdim. Oh, anı. Cello'yu hazırlayacağız. Ama nerede hazırlayacağız? Şöyle hazırlayacağız. Gidip neyle bulalım? Hala ama... Tamam gidiyorum ben ya. Ne bok yer sesim. Ne haber? Dostum ben de tam. Oğlum bir de oha ya. Çelo derslerine gittik hatıra olarak. Ah. Çocukluk anlarına nasıl tekrar geldik? Ve bu sefer hatırası bu kitap bile değil. Makineyle alakalı bir problem mi var Neil? Makineyle alakalı değil. En azından öyle olmadığını düşünüyorum. Pekala sanırım en azından geri dönebileceğimizi biliyoruz şimdilik. Umarım da karışıklık işi bitmemize engel olmasın. Rahatta halledeceğiz. Gerçekten başka bir şey kalmadı mı Maymiller? Hayır. Bu senin enstrümanın. Alışsan iyi edersin. Zolaki öğrenmiş. Başka bir enstrüman kalmadı. Al. Kafasına çelle atıyor böyle çok diye. Bir de çocukluğumda çelle çalmayı severdim diyordu. Yalancı, yalancı sana kimse inanmaz. Vay be sen de ilkokula gaitsin. Çocuksuz dinlemelerin bir kenara eve alakasız bir şekilde. Bu mekan sanki indie bir Fransız filminin setindenmiş gibi hissettiriyor. Ne? Peki bu şekilde hissetmeye sağlayan ne? Bilmiyorum. Sadece bir his. Arkadan da Fransız müziği çalmaya başladı ya. Madem başka bir şey istiyordun, daha önce sıra girmeliydin. Sıraya girememiş. Hey, itme! Keman benimdir, taşımak çok hafif. Ben flüt alacağım, sırt çantama sığıyor. Çünkü kendisinden büyük. O ne yapıyor? Sanırım yerdeki lekeleri sayıyor. Aa bir kapı çaldı ya. Bir saniye döneceğim. Hey.
Evet efendim, 3 saniyeye döndüm, kusura bakmayın. Hala kayıttayız, şahane. Kapıdan geçmemiz gerekiyor, muhtemelen sınıfa geçeceğiz. Şunu gördün mü? O mu o şeyi taşıyor yoksa o şey mi onu taşıyor? Arkadan bakınca doçan bir kılıf gibi gözüküyor. Her an yere kapaklanacakmış gibi duruyor. O ne oğlum? No. Ha, içimden bunların gerçek mekandakilerin aynısı olmadığına dair bir his var. Sanki anılar olayları karıştırırken biraz fazla yaratıcı özgürlükten faydalanmış. Makine bunu önlemek için veri dengelicilerle üretilmemiş miydi? Evet ama belki bozulmuştur. Belki mi? Teknik uzman sensin. Evet, ben sonra bir bakacağım. Bahçeye geçiş bu şekildeymiş. Vay be, bunu izlemek çok garip. Ya neden bütün müzikleri müşteriye diye kabul ediyoruz? Belki de sen burada olduğun içindir gerizekalı. Kav. Galsın manyetizmesi altında bu güzel bir ittifaktır. Çocuk hayatının başında çok yalnızlık çekmiş. O belli. Hani ailesi tarafından da şey yapmıyor. Okuldaki işleri iyi değil. Yani çocuk bayağı bir yalnızlık yaşamış. Bunu çözmemiz gerekiyor olabilir. Nasıl bilmiyorum ama bunu çözmemiz gerekecek diye düşünüyorum. Ama başka bir ana daha bulmamız gerekiyor ama ben göremedim şimdiye kadar. Bir tekrardan bir bakalım aynı yerlere. Gerekiyor ama ben pek göremiyorum öyle bir şey. Şurada bir kürek var, acaba onunla alakası var mı ya? Yalnız bırakalım. Ha, belki zaten yalnız. Ya ben peki neden bir şey bulamıyorum? Niye başka bir anı yok? Açıldı bu sefer. Colin. Colin. Ha, cevap şey şıkkı. Ne? Sana tekrar soruyorum. Bu dairenin yarı çapı nedir? Akın nerede Colin? Git koyu dayakta bekle. He. O yüzdenmiş. Peki.
ekranda bir şey gördüm. Elindeki nanet olsa bir asla mı? Onu deve işi bırak. Mobilaryos, o öğretmenimiz Masayus. O aman tanrım ve aşağı. Siz çocuklar bu şeyi gördünüz mü? Dostum. Yeniden başlat. Tamam, ilk olarak bu tarz hareketler yapmadan önce tepki etkileşimini devre dışı bırak. İkinci olarak bu büyü öyle yapılmaz. Hayır, böyle yapılır. Şu açan şeyi gördün mü? Onlar da gördü. Seni salak köylü. Hiçbir şey. Sanırım tekrar aptal işler söylemeye başlamanı bekliyordum. Eva! Aynı anda Kamehameha ve Hadouken yapmak ne kadar zor biliyor musun? Demek istediğimi biliyorum, ben profesyonelim ama benim bile güzellik uykusuna ihtiyacım var. Hadi bakalım. Bu sefer saat bizim için önemli olan zımbırık. O yüzden saati şöyle bir kombine etmemiz lazım. Yeterli. Okul saatini başka nerede gördük ki? Yani aynı okulda görmüştür. Depoda. Evinde. Okul saatini mi çalmış bu dayı? Yeniden yaşadık zamanda mı döndük? Sanırsam bu evet ilk taşınma yerleri zamanı. Ve işte burası. Mükemmel yemeklilik dairesi. Artık eminiz. Tamam, sanırım durumu anladım. Pekala, biz gelişi güzel bir şekilde bir ileri bir geri atlama yapmıyoruz, anladın mı? Ortada bir model var. Tüm diğer hastalarımızda bize en son noktadan başlar ve kademeli olarak geriye doğru giderdik. Bu defa durum şöyle başladı. En yaşlı olduğu birkaç anıya kadar her şey normal seyrediyordu. Ama sonra bir şekilde fırlatıldık. Ulaşabilecek en erken anonim zamana. Böylelikle bir anayı tamamladık. Bir kez daha ileri sıçradık. Daha sonra yeniden çocukluk zamanının olduğu yere. Ve şimdi bir kez daha yaşlılık zamanının olduğu yere döndük. Yani bir rot şey var. Ortada buluşacağız. Ortaya geldiğimizde bitecek. Spiral bir model var. Gereksiz fizik bağlamları bir kenara ve bunun sebep olduğunu düşünüyorsun. Bizim beyefendiyi travmatize eden bazı derin duygusal pişmanlıkları falan mı? Bilmiyorum. Belki de bu tür bir anı ama belki de başka bir şey. Başka bir şey mi? Anılar haricinde orada başka ne olabilir ki? Dediğim gibi bilmiyorum. Birçok hasta gördük ve bunu yapabilen biri daha önce olmamıştı. En azından bu rutin bas değil. Göreceğiz. Balkonlu bir yatak odası ve ayrıca depo içinde bir çatı katı var. Bir apartmanda ne sıklıkla çatı katı olur ha? Göl manzarasından bahsetmiyorum bile. Göl binanın diğer tarafında değil miydi? Evet, ama bu daire kenarda, eğer balkondan bir ayna tutarsanız görebilirsiniz. Allah'ım yarabbim ya. İşte burada bir broşür var. Burası da mutfak. Eğer duvarda dikkat ederseniz tek bir yangın kazası bile olmadığını göreceksiniz. Tabii ki de böyle bir şey yaşansaydı bütün yer kesinlikle yanmış olurdu bu bina ile birlikte.
Ufak şey yani tabii ki ileride böyle bir şey olmaz. Çünkü siz dikkatli insanlar biliyorsunuz değil mi? Yani demek istiyorum ki şey, yangın güvenliği çok önemlidir. Allah'ım ya, Fred ya. Siz bu evi nasıl aldınız arkadaşım? Gidemiyoruz pekala. Burada yatak odasından direkt mutfağa da geçiş olması da ayrı bir tuhaflık değil mi ya? Çat katına çıkalım. Bana bir çatı katı muhteşem değil mi? Bence bu kat binanın ısıtma ve hizmet işleri için ayrılmış. Eğer binada bir şey patlarsa muhtemelen çok yakına vuracaktır. Tamam, hafızanın içinde geri seçim olayıyla ilgili gergin hissetmeye çalışıyorum ama bu yardımcı olmuyor. Gördüğünüz gibi bu yüzden buraya köy manzarası malikanesi deniyor. Böyle bir şey yok. Yani şu tam anlamıyla göremiyorsunuz çünkü göl diğer tarafımızda kalıyor ancak. Eğer kafanızı balkonun dışından sola doğru uzatırsanız belki bir parça görebilirsiniz. Yine de siz yapmayın, düşersiniz sonra. Tamamdır, gidiyoruz. Bizim dayı bulunduğu evi de sevmiyor ha. Hayal, hep içinde bir hayal kırıklığı var. Peki ne düşünüyorsunuz? Şey güzel ve huzurlu. Ben beğendim. Ben de ama eğer konuşmamış olsaydın daha çok severdim Fırat. Evet, gerçekten yardımcı olmadın hem de hiç. Eğer kuzenimin arkadaşının kardeşi olmasaydın şimdi ya da çoktan kalkıp gitmiştik. Daha çok doğrusu kaçmıştık. Özür dilerim çocuklar, satış yapmakta iyi değilim. Yani şey, açık sözlüğüm için üzgünüm, ev alacak mısınız? Çünkü depozito ücreti var görüyorsunuz yani. Ben olsaydım kabul etmezdim ama söz veriyorum ki konuşmayı kes, kabul ediyoruz. Müzisyen olduğunuzu söylemiştiniz değil mi? Bu oda performans için mükemmel. Seyirciler için çok az yer var ama yani muhtemel tek başınıza çalacaksınız. Bu biraz üzücü ama konuyu değiştiriyorum. Fırat harbiden konuşamıyor ya. Bu kadar malak bir deli de olamaz yani. Peki bu sefer anı nerede? Karım beni öldürecekti. Buradaki anahtar ne? Çok da anlayabilmiş değilim buradaki anahtar. Bütün hatıraları buldum ama nereye gideceğimi bilmiyorum. Eşya bir şey yok ki ben göremedim yani hani şu şeyi eşya sayıyor muyuz? Ha, broşür. Eğer tahminim doğruysa
Evet, başka bir şey yok. Ben çıkmak için başka bir yol yok. Broşür. Kırmızı olan sanırsam. Ama bunu taşıyamıyorum. Hiçbir şey taşıyamıyorum. Sadece burayı kullan, ortaya kullanabilirim sadece. Ne yetti? Pekala. Yine bitmedi çocukluğu da ya. Yeniden geçmiş fırlatıldık ha. Evet, teorin hala tutuyor. Tamamdır, hadi bahse girelim. Bu anormalde neyin neden olduğuna dair bahse girelim. Senin tahminlerin benim tahminlerime karşı. Ah, işine bak ya. O zaman ilk tahminimi yapıyorum. Bir kız hakkında olduğunu ondalarına bahse giriyorum. Aniden romantik biri mi olabilir? Yok be, sadece bu tip şeyler daima kız hakkındadır. Her şey bir kız hakkında değildir Neil. Ayrıca sanırım mutlu bir evliliği olduğunu söylemek için onlarını yeterince gördük ve... Hey! Al işte. Neil ya, adam biliyor. Faye! Sonra ne yapıyorsun? Niye Faye'nin dairesinde lastik var lan? Evet, sen. Seni her gün orada böyle dikilirken görüyorum. Sürekli niye bakıyorsun öyle? Bizim çocuk onu görememiş mi? İşte buradasın. Peki adın ne? Şey, bir adın var değil mi? Colin. Ne? Seni duyamıyorum. Dedim ki benim adım Colin. Ha, senin adın kol, senin kolunda ne? Aynı şey, bir saniye. Hemen döneceğim. Kağıttan uçağa yazıp gönderecek. Uçakların anlamı bu şekilde oluşuyor. Ah, bekle. Hatta çocuk fizik yasalarına hiç saygısı yok. O daha 9 yaşında. Hey, sorun değil. Konsantre olman gerekiyor, tamam mı? Sadece gözlerini benden ayırma ve fırlatabildiğin kadar güçlü fırlat. Yeterince güçlü dinlersen eminim yapabilirsin. What the fuck? İnanç konuşması da yaptı. I can do this. Güzelmiş. O kararlı yüzünün halini görmeliydin. Bu hiç komik değil. Onu rüzgara karşılatamazsın. Hatta ne kadar güçlü denersin dene. Bunu yaparken de olacağını sanıyordum. Ben içeri gidiyorum. Bekle bekle, gitme. Demek adın Kalin, öyle mi? Duymadığını sanıyordum. Şey, sanırım seni okula giderken görmüştüm.
Buradaki ormanın hemen karşısındaki yere gidiyorsun değil mi? Evet. Ay ben de senin sokağın hemen karşısındaki olana gidiyorum. Özel okula mı? O kızda lastik mastik var. Nasıl özel okula gidiyor ya? Şanslı. Neden? Şey çünkü her şey özel, çok pahalı şeyler dolu. Sanırım. Orada insanların hepsi züppe yine de. Ya bizim özel okula gitmemiz gerekiyor. Bizim eve bak, karşı eve bak. What the fuck? Uyuşturucu uğraşıyorlar herhalde. Niye? Okula niye beraber? Çünkü sen hoşun diyorum şapşal. Sen tam doğru ölçüde bir aptalsın. Bu da ne kalıyor? Ayrıca ormandaki ayı saldırılarını duydun mu? Hayır, sadece porsukları gördüm. Sen ne duydun ki? Hayır, ben de bir şey duymadım. Ben de tam bu yüzden şüpheleniyorum. Biraz fazla sessiz. Yani neyse, teknik olarak aynı yoldan gidiyoruz değil mi ya? Yanılmasak iyi olur. Sanırım böyle. Bunu ne oluyoruz lan? O da neydi öyle? Ha? Az önce onlar dışarı çıkınca içeriye kaçtı. He? Çocuk ailelerinden korkmaları kadar bilemedik bir şey değil mi? Oğlum kızda bir bokluk var ya. Not faye. Balkondaki kız. O çok güzel açıklama gelmiş vallahi billahi. Kadar garip bir çocuk. O başka bir saat. Hayır. Sadece bırak. O kadar yüksektir, onun gitmemize gerek yok. Biraz anı toplamamız gerekiyor ama. Bugünkü klasik gitar konseri Mio Blend tarafından sponsor ediliyor. Mio. Bizim neden bu kadar akılda kalıcı bir nedenimiz yok? Sadece bir hayal edebilirsin. Godfather mı? Bekle, burada kalmayı ve bunu seyretmeyi çok isterim. Bizim cello değil mi bu? Cello'yu direkt yere atmış. Aa, yok, kapağını açmış, şurada çalıyor. Neden banyo alıştırma yapıyor? Çünkü banyonun yakısı sesi mükemmelleştiriyor tabii ki de. Kur'an ile alakalı bilgi görünüyorsun. Üçgen zil çaldığım zamanlarda her zaman yapardım. Wow, efsane bir banyo yankıları bile o saçmalıkları mükemmelleştiremez. Anılarımızı topladık. Anılar. Banyoda not. Şuna not var mı? Colin'in annesinden bulanık bir not. Yine bir saat. Bağlı buluşlar hatırlamayan duyurken bazen unutmanı sağlar. Tafak. Bu tip puzzle'lara bu kadar gerek var mıydı bilmiyorum ya. Of hayır, bir bokluk çıkacak. Biz
Bizim kolej cidden çapkınlık yapmış yani. İnsanlar seni bekliyor biliyorsun. Buradaki son gösterin olduğu için gergin misin? Gergin değilim. Sadece bu tiyatroda yıllarca gösteri yaptın. Bunun sonuncu gösterimin olması garip hissettiriyor. Asla ödemezsin. Burayı her zaman ziyaret edebiliriz. Bu mekan hiçbir yere gitmiyor. Bu arada Bürk'ün ne çalacağını gördüm. En mükemmel parçam, değil mi? Ha. Şey, bu parçayı biraz seviyorum ama senin sevmediğini düşünmüştüm. Sanırım içinde bir yerlerde seviyormuşum. Biliyordum. Sadece birazcık. Hey, konser başlamadan önce hala vaktimiz var, değil mi? Gidip çevreni getir, benimle birazcık çal. Bu rahatlamana yardımcı olacaktır. Gergin değilsin sanıyorum. Ama direkt sahneye gidip dur. Time is a place. Palace mı? Time is a palace mı dedi o? Evet. Time is a place. Zaman bir yerdir. Oturup tembellik mi yapıyorsun Ash? Hadi ama biraz bir sıra sandalyeyi çoktan dizdim bile. Hatta isim bile verdim. Eşer'in kuyruğu. Oturan herkes bana cüde diyecek. Oo, öyleyse artık kendi açlığını kendin çıkarabilirsin. Hiç hoş değil baba. Oh hey, annem nerede? Emin değilim. Onu aramaya gideceğim. Bu yüzden papanı oradan kaldırıp bana yardım etmen lazım. Püf, tamam. Tamam, şuraya gidelim. Hey, Sofya'yı gördünüz mü? Çalışma salonuna bak, oraya giderken gördüm. Sol bakacağım. Arada bizi de ziyaret edin, olur mu? Onun güzel piyano çalışını özleyeceğiz. Tamam, ziyaret ederiz. Tiyatronun arkasında çalışan yer. Ve asla ziyaret etmediler. Bunu bilemezsin. İki anı kaldı. Acaba aşağıda bir anı daha var mı? Şurada iki tane Deus var. Deus'e bir bakalım. Deus'ler konuşmuyor. Onlar da muhtemelen konuşmaz. Alex, çalış. Delikanlı çok hızlı büyüyor. Fuck? Bu başka anıya sıçrıyor. Ya da hayır. Ne olduğuna dair bir fikri olan nasıl bilebilirim ki? Pekala, bu sen teknisyensin ve dürüst olmak gerekirse yolculuk boyunca başımıza gelen tek acayip şey değil. Unuttuğun bir kabloya da kalibrasyon yapmadığın bir şey olmadığına emin misin? Bu ne cüret? Kalibrasyonların Bambi'nin lekelerini kaybettikten sonraki poposu kadar lekesiz. Tamam, sadece sana bir gözünü açıp bunu söylüyorum. Pekala. Gidelim bakalım. Bir bokluk dönüyor da. O bize yamuk yapan kız var ya, o kötü adam çıkacak. En iyi burna kim sahip? Tabii ki desin. O evet, kuşkusuz sen. Burun mu? Sadece burnunu hatırlıyor. Neye bakıyorsun? Adam sadece burundan oluşuyor yalnız ha. Burundan. Bu da son anı olacaktır diye tahmin ediyorum. Peki ne çalmak istiyordun? Fark etmez. Hadi sen sadece arpejlerini çal, ben de eşlik edeyim, olur mu? Seni mi sakinleştirmeye çalışıyoruz yoksa beni mi? Basit şeyleri akıl zorlamayıcı ve rahatlatıcı bulmaya başladım. Anlıyorum.
Adamım kadın tüm işi yaparken o sadece arpejler çalıyor. Orkestrada üçgen çalan sen değil miydin? Evet ama üçgenin en nüanslı ve en yanlış anlaşılmış müzik enstrümanlarından biridir. Çalması zor olan arpejleri çalmak için bayağı kendilerini zorluyorlar. Peki diğer anımız ne bizim? Evet, tekrardan mı keman? Şey cello. Efendim, bir saati geçmişiz. Bu bölümü de burada sonlandırıyorum. Umarım siz de keyif alıyorsunuzdur. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.